Canlarım merhaba. Bugün size yine bir renk ve çok çok renkli örebileceğiniz çok basit böyle karışık görünüyor ama hiç de değil. Çok rahat bir model hazırladım. Ben bunun adını rengarenk koydum. Çünkü niye? Bunu istediğiniz kadar çok renk katabilirsiniz. Ben burada mesela 1, 2, 3 renk kullandım. Yani ben kafama göre şöyle yaptım. Niye yaptım? Hani size bir fikir versin çok renkli nasıl duruyor diye. Ayrıyetten yanlarına bunu da dikkate almayın lütfen. Yanlarına ben ikişer tane haroş ördüm. Yani model kendini dışarı vursun diye. Bu güzel modelimizde şimdi hemen size bir açıklayacağım. Ben size burada iki renk üzerinden açıklayacağım. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar renk yaparsınız. Bu renk için ihtiyacınız olan birincisi şu. Bir ana renginiz muhakkak olmalı. Ondan sonra diğer renklere geçiliyor. İlmek sayımızda rengarenk örgü modelimiz için 6 ilmek ve katları artı 3 ilmek. Ve artı tabii kenar ilmeğiniz varsa olur. Şimdi ben burada ana rengim olarak kremimi kullanacağım yine. Ve pembemle yeşilimle birer tane çiçek yapacağım. Çünkü bir model yapıyorsunuz. Burada kaydırma sırası var. O yüzden size iki renkten göstereceğim. Dediğim gibi 6 ilmek ve katları 6, 3 iç ilmek artı 2 kenar ilmek eğer kullanıyorsanız. Şimdi diyelim ki lastiğinizi ördünüz, bitti veya benim gibi burada pirinç yaptınız. Direkt olarak ilk renkle başlıyoruz. Ana rengimiz duruyor. Mesela ben şimdi burada yeşille başlıyorum ve direkt modele başlıyorum. Şimdi yeşilimi bir takayım şuraya. Bir kenar ilmeğimi öreyim. Şöyle bir tane bu kenar ilmeğim. Bu modele dahil değil biliyorsunuz. Şöyle bir sıkıştırayım sonra kilitlerim ben onu. Şimdi ikinci rengi daha doğrusu şöyle diyeyim. A rengiyle B rengiyle başladınız. A rengi ana renginiz. Birinci renkle başlıyoruz. Şimdi bir tane düz örüyoruz. Bu modele daha dahil değil. Bir düz ördük. Şimdi model tekrarı başlıyor. Yani ilmek sayınıza göre bunu hep tekrar edeceksiniz. Model tekrarı da şu. 4 tane düz örüyoruz. 2, 3, 4. Sıkıştırayım ben şuraya da bu atacak. İçim rahat etsin. Ben bunu bir bağlayayım. Kenar ilmeğim bir tane ördüm. 4 tane düz örüyorum. Model tekrar. 4 tane düz. 2 tane örmeden alıyoruz. İpimiz arkada kalıyor. 1, 2. Tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 düz. 2 tane örmeden alıyoruz. İlmek sayınıza göre sıra sonuna kadar bu şekilde. 2, 3, 4, 2 tane de örmeden alıyoruz. Kaç ilmek atarsanız atın, en sonunda 2 tane ilmeğiniz kalacaktır. Onları da 2 tane düz olarak örüyoruz. Bu da kenar ilmeğim. Artı içimiz vardı ya, bir buradan birini ördük, iki burada ördük. Şimdi arka sıramıza geçiyoruz. Yine birinci renkteyiz. Arka sıramızı nasıl örüyoruz? Şu kenar ilmeğimi bir düz öreyim. O belli olsun. Şimdi arka sırada iki tersle başlıyorsunuz. İki tersle başladık. Şimdi model tekrarı geliyor. İpini öne at. İki tane demin örmeden aldığını yine örmeden al. 4 tane ters. Tekrar ipin önde 2 tane örmeden al. 4 tane ters. Bir kez daha yapıyorum. İp önde 2 tane örmeden yine alıyorum. 4 tane ters. Sıra sonunu bir ters ve kullanıyorsanız bir kenar ilmek ile bitiriyorsunuz. Şimdi birinci rengimizi koyduk.
Şimdi ana rengimize geçiyoruz. Ana rengimiz neydi? Ben de mesela krem. Şimdi kremle devam edeceğiz. Bakın. Kremimizi alıyoruz. Şimdi hemen bir kenar ilmeğimi örüyorum yine. Şimdi modeli yapılıyor işte. Krem rengine geçtik. Ana rengimize. İki tane düz örüyoruz. Bu daha modele dahil değil. İki tane düz ördük. Şimdi model tekrarı başlıyor. İki tane örmeden alıyoruz. İp arkada. Aldık mı? Bakın şimdi burada bir tek burada biraz değişik bir model kullanılıyor ama eliniz alışır hemen. Bu örmeden aldıklarımız, bu da ördüklerimizdi. Şimdi bunu bırakıyoruz. Şu örmeden aldığım ilk ilmeği şöyle biraz benim gibi bollaştırın. Şu şekilde örüyorsunuz. Düz örüyorsunuz. Şişten çıkarmıyorsunuz. Yeşil burada duruyor. Hemen yeşili de düz örüyorsunuz. İkisini birlikte ilmekten, iğneden çıkarıyorsunuz. Bakın, ikincisini de bu sağa yatırma, sola yatırma yapıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Arkadan ikinci yeşile batıyoruz. Bu örmeden aldığımızda bu ördüğümüz. Bakın, yeşile batın, düz örün. Şişten çıkarmayın. Hemen öne doğru gelin. Örmeden aldığımızı da düz örün ve bırakın. Şimdi yine model tekrar demiştim. İki tane yine örmeden alıyorum. Tekrar yatırma yapıyoruz. Sağa ve sola bak. Tekrar gösteriyorum. Şu ilkini şuradan ikinciyi daha doğrusu alıyorum. Düz örüyorum. Şişten çıkarmıyorum. Hemen yeşili de örüyorum. İkisini birlikte şişten bırakıyorum. Sola yatırmada arkadan batıyorum. Örüyorum. Bu öndeki birinci ilmeği de tekrar örüyorum. Ve bu da sola yatmış oluyor. Yine iki tane örmeden alıyorum. Bir kez daha göstermiş oluyorum. Bakın, buraya geldiniz. İlk bunu alıyorsunuz. Şöyle bollaştırın elinize. Nasıl gelirse. İlk önce onu düz örün. Tekrar şu yeşili düz örün. Bırakın. İkincisi, arkadan batıyorsunuz. Düz örüyorsunuz. Şişten çıkarmayın. Hemen birinci beyazı da örün. Bırakın. Sonda yine bir tane ilmek kalacak. O bir ilmek de düz örülecek. Bu da kenar ilmeği. Modeli koydunuz. Şimdi krem renginde çalıştınız. Arka sırayı tüm ilmekler örmeden aldıklarımız dahil ters örülüyor. Bakın hepsi ters örülecek. Örmeden aldıklarım dahil. Bir dahaki sıramız ikinci renkte kaydırma sıramız. Şimdi bunları şunu da söyleyebilirim. İsterseniz bir ana renk, iki aynı renkte de çalışabilirsiniz. Neden? Çünkü zaten kaydırma olduğu için o da güzel duracaktır. Ama çok renkli daha güzel duruyor. Yaptık, arka sıramızı da bitirdik. Bakın. Modelimiz çıktı bile ortaya. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci renge geçiyorum. Modeli kaydıracağız. Neredesin sen? Ha. Ben bu yünleri o kadar çok söküp ördüğüm için bazen hepsi birbirine karışmış oluyor. Bakın hemen yine pembemi de ben pembe kullanacağım burada. Hemen ilk ilmeğimi öreyim. Kenar ilmeğimi öreyim. Sıkıştıralım bir. Şimdi kaydırma sırasındayız. Ördük. Şimdi iki tane düzle başlıyoruz. Bir, iki. Şimdi bu biraz uzun oldu. Çünkü ben ipi bağlamadım. Onu unuttum. Ben şu ipi bir bağlayayım. Daha rahat olsun. Güzel, rahat bir model. Akılda kolay kalıyor. Dediğim gibi kaydırma sırası ikinci renk. Kenar ilmeğimi ördüm. İki tane düz ördüm.
Şimdi model tekrarına geliyorum. Yani model tekrar dediğim, ilmek sayınıza göre sıra sonuna kadar takip edeceğiniz model. 2 ilmek ördük. Şimdi model tekrarı. Bu sefer 2 ilmek örmeden alıyoruz. 4 ilmek düz örüyoruz. Yani tam tersini yapıyoruz birinci sırada. 3, 4. Tekrar 2 ilmek örmeden alıyoruz. 4 ilmek düz örüyoruz. Zaten dikkat ettiyseniz bu sefer 2 ilmek örmeden aldıklarım tam bu yeşillerin üstüne geliyor, diğer rengin üstüne. Bu kendinizi kontrol içinde olur. Tekrar yapıyorum model tekrarını. 2 örmeden alıyorum. 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4. Sıra sonunda da bir tane ilmek kalacak yine. Onu da bir tane düz örüyorum ve kenar ilmekle kapatıyorum. Kaydırma sıramızın arka sırasındayım. Şimdi kenar ilmeğimi bir öreyim. Bir tane ters örüyorum. Şimdi model tekrarı geliyor. 4 tane ters. 2 tane örmeden alıyoruz. Ne yapıyoruz? İpimiz önde kalacak, bize bakacak. Aldık. Tekrar. 4 tane ters. İpimiz öne atıyoruz. 2 tane örmeden alıyoruz yine. Tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. İp önde. 2 tane örmeden alıyoruz. Burada sıra sonunda 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da 2 tane ters olarak bitiriyoruz ve bir kenar ilmeğimizi yapıyoruz. Kaydırmayı koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Yine ana rengimize dönüyoruz ve modeli tamamlıyoruz. Zaten bundan ibaret bütün motiflerde. Sen nereye geldin? Heh. Kenar ilmeğimi öreyim. Ana rengimdeyim. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane düz ördüm. Şimdi model tekrarım geliyor. Burada direkt bu demin sağ ve sola yatırmalarla başlıyoruz. Bir düz ördük, model tekrarı geliyor. Sağ yatırmayı tekrar gösteriyorum. Şuradan biraz bollaştırın. Şişinizle girin. Düz örün. Bakın pembe duruyor burada da. Şişten çıkarmayın. Oraya da batın. Onu da düz örün. İkisini birden bırakın şişten. Sola yatırmada ne yapıyoruz? Arkadan ikinci ilmeğimize batıyoruz. Düz örüyoruz. Öndeki ilmeğe alıyoruz. Onu da düz örüyoruz. İşten bırakıyoruz. Şimdi yine 2 tane örmeden alıyoruz. Tekrar sağ ve solda yatırmadayız. Böyle. Arkadan batıyoruz sol için. Örüyoruz. İlk ilmeği de alıyoruz. Örüyoruz. Bırakıyoruz. Tekrar 2 ilmek örmeden alıyoruz. Burada izine bakın. Boş ilmekler sağ ve sola yatırma. 2 bunu alıyoruz. Ördük. Pembeye battık. Ördük. İkisini birden aldık. Sola yatırmada arkadan giriyoruz. Ördük. İkinciyi ördük. Ve tekrar 2 tane ilmek örmeden alıyoruz. Ve sıra sonunda ilmeğinizde yine 2 şiş kalacak. Onu da 2 tane düz olarak ördük ve kenar ilmek. Arka sırada yine tüm ilmeklerimi, örmediklerimi dahil ters örüyorum. Burada hiçbir numara yok yani. Hepsini ters örüyoruz. Bakın örmediklerim de burada. Hepsi ters. Bunlar yani bu model, bu iki model sırasından ibaret. Anadaki ana renkler dahil. Yazılı açıklaması yine Blogspot sayfamda verilecek. Dediğim gibi en az iki renk, en çok 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 renk diyeyim ben bari.
İstediğiniz kadar renk kullanın. Ben örerken şey aklıma geldi, özellikle bu kalın yünlü örerken. Bir bebe yünü veya çok kalın bir yünle çok güzel bir battaniye de olabilir bu. Her yerde kullanabilirsiniz ama istenilen renklerde de çok güzel düşecektir. Bakın. Bakın kalın yünle de çok güzel oldu. Bu kadar işte modelimiz. Dediğim gibi tek renk çalışırsanız zaten modeller üst üste binmeyecektir. O da çok güzel olacaktır. Bu iki renkli çalışmamız. Bu rengarenk örgü modelimizi umarım siz de benim kadar severek örersiniz. Her zaman dediğimiz gibi de severek örün, sevdiklerinizi örün. Hoşça kalın.